Şehir içi ulaşımda kenti İzmir-Bursa yoluna bağlayan öğretmen evi kavşağının inşaatı tüm hızıyla sürüyor. Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan öğretmen evi kavşağı ve çevre düzenlemesi inşasını yakından takip eden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, inşaat alanına giderek çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu ve yüklenici firma yetkililerinden bilgi aldı. Başkan Ergün'e Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yılmaz Gençoğlu, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun, MASKİ Genel Müdür Yardımcıları Şehnaz Başaran, Mahmut Bilgen, Burak Aslay, Büyükşehir Belediyesi Yol Şube Müdürü Kurtuluş Kuruçay ve yüklenici firma yetkilileri eşlik etti. Kolay gelsin. Selamünaleyküm. Başkan Ergün çalışmaların son durumunu Manisa Büyükşehir Belediyesi televizyonuna anlattı. Manisa'nın bana göre aort damarlarından bir tanesi. Bildiğiniz üzere bu hem Manisa'nın girişi hem çıkışı. Yani sonuçta en önemli merkezlerinden bir noktası. Zaten Manisa'da bana göre iki tane en önemli kavşak itibariyle düşündüğümüz. Biri Devlet Hastanesi'nin önündeki istasyon caddesi, bir de burası. İlk etapta biz buranın projelerin çalışmalarını ve planlamalarını yaptık ve ihalelerin de tamamlanmak suretiyle bugün gördüğünüz üzere öğretmen evi kavşağının yapımı devam ediyor. Aşağı yukarı 180 günlük yani 6 aylık bir sürede burasının yapılması ve tamamlanması hedeflendi. Şu ana kadar geldiğimiz noktada mevcut iş termin programında hatta önünde dahi inşaat süreci devam ediyor. Verilen bize şu anda ilgili şantiye şefinden de aldığım bilgi süresi içerisinde buranın tamamlanması söz konusu. Yani bu ne zaman? Kasım başı hayırlısıyla burasını tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Yani yaklaşık 2,5-3 aylık bir süre daha çalışmamız var. İnanıyorum ki Manisa'ya hem giriş hem çıkış hiçbir şekilde ışıklı kırmızı ve sarı yeşil ışık kullanmadan her noktadan, istediğiniz noktadan Manisa'ya girip çıkabileceksiniz. İnşallah bunu kazandırmanın mutluluğunu hep Kasım ayı içerisinde vatandaşlarımızla paylaşacağız. Tabii bu yapılış süreçleri içerisinde sıkıntılar oluyor sahada. Geçtiğimiz Manisa Belediyesi'nin 5 yıllık süreci içerisinde de Manisa'da altyapı, yağmur suları ve kaldırımların yapılması noktasında epey bir süreç, sıkıntılı bir zaman vatandaşlarımızdan tepkiler almıştık. Onlar da haklılar. Ancak işler bittiği zaman teşekkür memnuniyetlerini de vatandaşlarımızdan alıyoruz. Biraz sabır gerekiyor. İnşaat işleri istemediğiniz şartlarda zaman zaman aksamalara sebebiyet de veriyor veya hava şartlarına bağlı süreçler uzayabiliyor. Bunun örneklerini her yaptığımız iş alanlarında da yaşıyoruz. Ama sabırla sonucunu bekleyerek sonra da teşekkürleri alıyoruz. O açıdan ben burada hizmet veren bütün çalışan kardeşlerimize, müteahhit firmaya, ilgililere, hizmet veren bütün dairemize, Fen İşleri Dairesi olmak üzere bütün çalışanlara teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun.